Buyursunlar, bir soru daha alalım ya. Zevkli geldi. Selamünaleyküm. Yalova'dan sevgiler, dualar. Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeden okumak ecri nedir acaba? Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeden okumakla ilgili, affedersiniz. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmemekle alakalı size şöyle bir örnek vereyim. Ben şöyle açtığımı düşünün Kur'an'ı. Ne bu? Ben bakayım şu. Neymiş bu? Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeden okumak buna denir. Kur'an-ı Kerim'in ilk anlamı nedir biliyor musunuz? Kıymetli dostlar, ilk anlamı, eline aldığın bu kitabın Allah'ın kelamı olduğunu bilerek okuman, Kur'an-ı Kerim'in ilk anlama şeklidir. Ve bu o kadar önemlidir ki, 10 sene, 15 sene belli yerde okuduğu halde, güya dini ilim aldığı halde, hala Kur'an-ı Kerim'in içinde Hazreti Muhammed'in sözü de karışmış diyen adam vardır. Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bilen bir insan, Kur'an'ın anlamını biliyordur. Muhammed'in sözü de karışmıştır Kur'an'a diyen, isterse o kürsünün hocası, profesörü, nesi olursa olsun, Kur'an'ın anlamını bilmeyen odur. Kur'an-ı Kerim'in ilk anlamı, bu Allah kelamıdır diye onu okumak. Böyle okuduğunda, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Onun karşılığının Allah'a gittiğini bilmek, Kur'an-ı Kerim'in anlamını öğrenmeye ilk adımdır. Bunun kendine ait bir güzelliği vardır. Nitekim bazı şeyleri bilmeden de sen harekete geçirebilir misin? Elindeki yazılım programını, kaç kişi akıllı telefonların yazılımı hakkında bilgisi var? Elektronik mühendisi olmadan telefon kullanan insan yok mu? Hocam sen de ama örneği çok acayip bir... Vallahi bak doğru. Bir dikkatli dinle beni ya. Bir dikkatli dinle beni. Ya dün söyledim ya, yumurtayı bilmek için illa yumurtlamak lazım değil. Bir kere yakınlık lazım. Kur'an-ı Kerim hakkında geçen sene vermedim bu örneği. Ondan önceki sene verdim. Bir örnek vereceğim. Hemen ondan sonra araya gideceğim müsaadenizle. Arkadaşlar şu anda hani böyle biyometrik bilmem ne falan şeyler yapıldı ya. Göz okuyan, yüz okuyan şeyler falan var. Seneler evvel insan sesiyle açılan kasalar var. Veya akıllı ev var. İçeri giriyorsun. Sen söylediğinde açılmıyor mesela ışıklar. Ben geliyorum içeriye. Gördün akıllı evler var. Işıklar diyorsun şak yanıyor. Ocağı çalıştır. Şak, çayı demle, ayaklarım, o yoktu galiba. Yani neticede evi kovdum, camları kapat diyorsun, kendine şşş de cam kapanıyor. Ben söylüyorum kapanmıyor. Sebep, ev sahibinin sesiyle çalışıyor. Kasalar var, kasa. Kasaya gidiyorsun, kanalda sahur vakti, Fatih Çıtlak diyorsun, şak açılıyor. Ürün yerleştirme gibi oldu ya, bak size anlatıyorum. Açılıyor kasa, senin sesinle. Buna benzer bir sistem var insanın içerisinde, bir nizam var. Mesela Fatiha. Fatiha'yı girince açılıyor. Ama benim kalbimin Fatiha'sını açan benim okuduğum Fatiha. Semih'in okuduğu Semih'inkini açıyor. Semih'inki benim açmıyor. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bu vücut sistemine giriyor. Hemen orada bir şeyler açıyor. İşi böyle anlayabilirsin. Bitiriyorum. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu bilerek okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için ilk adımdır. Burada kalmayıp devam etmek ecrini artırır. Ama sadece Kur'an-ı Kerim okumak, manasını bilmesem de bana fayda verir mi? Verir. Verir. Ama dediğim gibi işte Ramazan onu anlamayla, onu idrak etmeyle olması lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i bir soru daha alalım. Yok mu? Almayalım. Vakit dar. Peki. Kardeşlerim, gerçekten şu anlattığımız mevzular mühim. Size şöyle bugün ne anlattıkla alakalı 45 saniye içerisinde bir özet yaparsak, bir kere
Konuşmaya başlarken söylediğimiz Euzu Besmele, Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu ala Resulillah sözlerinin ve selamlaşmanın hayatımızın her safhasında bize bir vizyon, bakış açısı verdiğini anlatmaya çalıştık. Kitabımızı tanımak için Kur'an-ı Kerim'in nasıl Allah kelamı olduğunu, Efendimiz'e nasıl indiğini, peygamberlik müessesesini de hatırlatmaya gayret ettik. Ve bununla alakalı olarak tüm Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hepsinin Hazreti insanı ortaya çıkartmak üzere var olduğunu, kıyamete kadar da hükmünün devam edeceğini hatırlatmak istedik. Aslında sorduklarımız, cevaplarımız, konuştuklarımız hep bu minval üzere. Niye bunu şimdi yaptık? Ramazan. İnsan, bu ayda indi Kur'an. Kur'an insan olmadan olmaz Ramazan. Peygamberler Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar cümle peygamberlerin her birinin kendine mahsus bir duası varmış. Bir. İki. Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar cümle peygamberlerin ettiği bir dua daha var. Hepsinin bir de ortak duası varmış. İki. Esas şimdi acayip olanı şu. Bu tüm peygamberlerin ettiği ortak duanın bizzat kendisine verilen zatı ise, yani kendi, bu dua senin diye verilen hususi bir duası olan zatın o duası Peygamber Efendimiz'in duasıymış. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. İfade etmekte belki biraz şey yaptım. Burada tek böyle monolog şekilde konuşunca da bazen biz de yoruluyoruz. Ona verin, kusura bakmayın. Yani Peygamber Efendimiz'e hususi olarak verilen dua berekatıyla Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar cümle peygamberler bu duayı yapmışlar. Allah Allah, ne bu ya diye sorarsanız, aslında çok okuduğunuz, her namazdan sonra okuduğunuz, kızdığınız, sinirlendiğiniz zaman, şaşırdığınızda, öfkelendiğinizde ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğiniz dua var ya, muazzam bir dua. Hani diyorlar ya, tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Yani ya o işin zaten şeyi de muhteşem bir dua. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Vallahi ve billahi. Bunu okuduğunda Allah Teala sana bahşettiği cennete sanki bir ağaç dikmişin gibi. Ama ağaç diktiğinde bu, hani bizim buradaki Çerkezköy'deki okulun hatıra ormanındaki böyle üflesen yere düşecek fidan değil. 50 sene bir atlı koşsa gölgesini bitiremez dediği bir ağaçtan bahsediyoruz. Allah Teala cennette öyle bir peyzaj, öyle bir bahçe verdiğine göre herhalde sadece bahçeyi vermeyecek. Seni de içeri alacak. Bunların hepsi hadisi şerif. Muhteşem bir dua etmek istiyorum. Duam da şu olsun. Bir, Allah'a zikir olsun. İki, Allah, dinliyor musunuz? Bak, birazdan kurtulacaksın benden. Bari hiç olmazsa istifademiz olarak inşallah buradan ayrılalım. Öyle bir dua olsun ki hem Allah'ı tesbih edeyim, bir. Hem Allah'ın, Allah'a karşı kulluğumdaki eksiklikleri de özür mahiyetinde Allah Teala'ya arz edeyim. Eksiklik bende, sen tamamsın ya Rabbi diyeyim. Hem Allah'ı yüce olduğunu kabul edeyim, hem imanım tazelensin, hem de hayatımla alakalı dengeyi, Allah kulluk dengesini kurabileyim. Var mı böyle bir dua? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Arkadaşlarımız yazsın, ama şimdi dua vakti. Bu duanın lütfen peşine düşün. Bunun manasını sizlerle inşallah konuşmuş olalım. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya settaru ya settar, ya azizu ya gaffar, ya celilu ya cabbar, ya mukallibel kulub vel absar, ya müdebbirel leyli ve nehar. Ya Rabbi, günahları setteden Allah'ımızsın.
Ya Rabbi sen bizi iki cihanda aziz eyle. Sen bizi mağfiret eyle. Ya Rabbi geceleri gündüzleri birbirine çeviren, kalbi aklı düşünceleri her an başka bir şekle çeviren Allah'ımızsın. Sen bizi razı olduğun hal üzere sabit eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Sıhhat afiyette daim eyle. Göçmüşlerimize rahmet, bakidekilere sıhhat selametler ata eyle. Vatanımızı, milletimizi, yuvamızı, evlatlarımızı, şu bayrağımızı, şu cennet vatanımızı sen muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, hastalara şifa verdiğin gibi dertlere de deva ihsan eyle. Şu anda bizimle beraber kimler amin diyorsa Ya Erhamer Rahimin, sorgusuz sualsiz cennetine dahil eyle. Annemizi, babamızı, müminleri sen aziz eyle, mağfiret eyle. Ya Erhamer Rahimin, dualarımızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.